pas atacağım çünkü. Evet. Tamam. Sevgili izleyiciler, reklam arası yağmur gibi gelen tweetlerinizi okuduk, mesajlarınızı okuduk. Gerçekten yoğun ilginiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Özlemişiz, susamışız böyle bir konuşmaya, böyle bir haykırışa. İlhan Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dünyada örnek nasıl demiştik. O laf yarım kalmasın. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına da gideceğiz. Tabii. Dolayısıyla dünyadaki örnekleri üzerinden, hali hazırdaki örnekleri üzerinden bir bakar mısınız? Başkanlık sistemi, hani dünyada tek adamlık, demokrasi karnesini nasıl etkiliyor? Oradan Erol abi dedi ki Amerika'ya ve oradan da ekonomiye girelim diye. Evet. Şimdi o zaman şöyle bir şey edelim. Daha doğrusu yani dünyada çok çeşitli ülke var. İşte bu sistem, daha doğrusu sistem bütünlüğü adına sistem denilebilecek olan ülke sayısı daha ziyade gelişmiş ülkeler. Yani onlar bir sistem bütünlüğü içinde bakılıyor. Yani Cumhurbaşkanı şöyle olursa başbakan böyle olur. Başbakan böyle olursa hukuk sistemi böyle olur. İşte bunun adına kuvvetler ayrılığı filan denilen hali var. Kuvvetlerin dengelenmesi denilen hali var. Checks and balances, ben az seviyorum o lafı filan denilen var. Fren sistemi filan olan denilen filan var ama netice itibariyle bir sistem olması lazım. Yani bir sistem bütünlüğü içinde olacak. Yetkiler, görevler dengeli olacak. Kimse kimseyi alıp ezemeyecek, ezip götüremeyecek. Yani bizim mesela şeyimizde, anayasamızda, bu 82 anayasası da ihtilalin yaptığı kötü anayasa değildir şu anda. İhtilalin yaptığı kötü anayasanın iki tane kötülük maddesi var. En kötü ihtilal maddesi. Bir, bu siyasi yasaklar. Doğru. İki, siyasi partiler kanunu, ona bağlı olarak hazırlanmış olan siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu. Türkiye'nin derdi bu iki kanundur. Yani anayasa falan değildir. Anayasadaki şu sistem, bu sistem filan değildir. Türkiye'nin siyasi derdi siyasi partiler kanunuyla seçim kanunudur. Bu her ikisi de parti genel başkanlığı imparator yerine koyuyor. İşte kral. Tayyip Bey'in geri dönüp parti genel başkanlığından ayrıldıktan sonra reisi cumhurluğu bile az bulup geri parti genel başkanlığını da eline almak istemesinin sebebi de burada yani. Şimdi o yüzden biz aslında bu 82 anayasasını bir kenara bırakıp siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu hangisi olsun nasıl olsun ya bu işi bilen insanlar var işte içinde büyümüş olan insanlar var. Eski cumhurbaşkanları var, eski başbakanlarımız var, eski meclis başkanlarımız var, bakanlarımız var. İşte milletvekilliğinde bu işlere kafa yoran insanlarımız var. Siyasetin dışında olmak üzere entelektüellerimiz var, aydınlarımız var, münevverlerimiz var, Erol Bey var, Gürkan Bey var değil mi? Üniversitelerimiz var, iş dünyasında insanlarımız var, dünyayı bilen insanlarımız var. Bunların aklı çok. Akıl çok var Türkiye'de aslında yani. Ama kullanmak önemli. Ha, aramak önemli. Şimdi Hazreti Ali'ye bir gün Hazreti Ali halife oldu. Arkadaşlarıyla sohbetteler. Güzel bir sohbetti tabii. Hazreti Ali'ye sordular. Dediler ki efendim, çok doğrucu tabii Hazreti Ali. Dediler ki efendim bizim aramızda en akıllımız olarak kimi görüyorsunuz dediler. Samimi bir iklim yani. Şimdi ben kitaptan okuyorum bunu yani. Bu tür durumlarda kitabı kapatıyorum ben zor soru olduğu zaman. Acaba ben olsam ne cevap verirdim yani. Biz de 70 yaşında şu kadar dil bilen, bu kadar dünya görmüş adamız herhalde biliriz yani bazı soruların cevabını. Doğru dürüst aklıma iyi bir cevap gelmedi benim. Yani en akıllımız kimdir? Üniversite mezunu mudur, doktora yapmış mıdır, Amerika görmüş müdür, dünyayı gezmiş midir, ne diyeyim yani, çıkamadım işin içinde. Açtım kitabı. Hazreti Ali buyurdu. En akıllınız, başkalarından en çok akıl alan hanginizse odur. Evet. En akıllınız, başkalarının akıllarından en çok istifade eden insandır. Şimdi bunlar akıl aramış olsalar, yani bu işi nasıl yapalım diye, veya siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, ya Türkiye'de bir yıl akıllı insan var değil mi bu işlerin içinde? Bırakınız başka bize benzeyen akılları. Ya biz de el değiliz mesela değil mi? Bu işlere ya bu kötülük isteyen filan insanlar filan değiliz. Paraya pula satılan, para pul arayan, ihale arayan adamlar filan da değiliz yani. Düpedüz meccanen akıl vereceğiz bedava. Bizi bıraksın. Kendi başbakanları ve cumhurbaşkanlığını yapmış bir insan var. Parti kurucusu, parti genel başkanı. Parti genel başkanı olmadı ama Dışişleri Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanlığını yapmış Abdullah Gül Bey var. Ondan aşağı başka başbakanları var. Ondan aşağı meclis başkanları var. Kendilerini, yani kendi partilerinin dışındakilerini de söylemiyorum yani değil mi?
Ya bunlardan bir tanesi bu anayasayla ilgili bir çift söyleyecek sözü olmamış olabilir mi? Mutlaka var, öyle değil mi? Gayet tabii. Niye söylemiyorlar? Korku kardeşim. Şimdi biz, senin de sevdiğin bir lafın var benim. Hı-hı. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti, evet, işte 200 yıllık yenilmişliğimize, geri kalmışlığımıza, itilip kakılmışlığımıza karşı çare olarak 100 sene kafa patlatarak bulduğumuz merhemin adıdır değil mi? Evet. Cumhuriyet tarifiniz bu. Cumhuriyet tarifim bu. Bunun mesela kilometre taşlarından bir tanesi 2. Mahmut. 1908 değil mi? 1908, 1939, 38. Şimdi bu 2. Mahmut çok kafa yormaya başladı. Daha doğrusu 3. Selim'de... 1808. Bir, tabii canım. 1800, Allah Allah. Sen de şey yapma yani. Yanlış söyleme. Tamam. Çok kafa yordular. Bulduğu işlerden bir tanesi. Çare arıyoruz ya. Biz 100 sene kafa patlattık dememin sebebi o. Doğru. Çare arıyor. Ne yapalım? Ne edelim? Ne edelim? Adam dedi ki meclisi meşveret kuralım. Bak şimdi bu padişah. 2. Mahmut. Kral gibi padişah hem de yani. Adam kendi vezirleri var, vükelası var, sadrazamı var, bilmem bürokrasisi var. Yetmedi. Bunların dışında adam toplayın bana dedi. Topladılar. Bunların adına bir ad koymak lazım. Meclisi meşveret. Meşveret meclisi ya. Daha henüz ortada ne meclis var, yani, ne demokrasi yani, danışma var. Meclisi, danışma meclisi. Danışma meclisi kardeşim. Türkçesiyle. Meclisi meşveret. Bunun en önemlilerinden biri 1800, yine yanlış söyleyeyim 1830. Şimdi bunu topladılar. Dışarıdan mesela kim? Ayandan birisi gelsin. Duydular ki Sivas'ta iyi bir adam varmış akıllı. O gelsin. Duydular ki Tekirdağ'da bir akıllı adam varmış. O gelsin. Duydular ki filan esnaf, banker, o iyi biliyor filan. O gelsin. Böyle topluyorlar yani. Kimde akıl var gibi düşünüyorlarsa. Fakat şöyle bir şey oldu örnek olarak. Baktılar ki adamlar meclisi meşveret topladılar. Bir kısmı hiç konuşmuyor. Bir kısmı çıkıyor toplantıdan sonra konuşuyor. Bir kısmı tenkit ediyor şeyden sonra, toplantıdan sonra. Bunun üstüne en meşhur meclisi meşvereti topladı 1830. Padişah var, Şeyhülislam açıyor şeyde, toplantıyı da Şeyhülislam açtırıyor. Şeyhülislam demek aynı zamanda fetva tabii, emini demek. Tabii. Yani sözü ahkam, yani şer'i ahkam, hüküm veriyor. Şeyhülislam dedi ki bak kardeşim, daha önceki şeylere baktım, tecrübeleri gördüm. Bir kısmınız burada hiç konuşmuyorsunuz. Bir kısmınız çıkar çıkmaz dedikodu yapıyorsunuz. Bir kısmınız bilmem ne yapıyor. Biz sizi neye topladık buraya? Yani bir kuruşluk aklı olan adamın aklı varsa bu meselelerde onu söylesin. Biz o akıldan istifade edelim. Peki. Dedi ki eğer burada söyleyecek sözü olup da lafa bakın. Söyleyecek sözü olup da bu toplantıda söylemeyenler ahiretlerini kaybedeceklerdir. Bunu fetva emini olarak söylüyorum diyor adam ya. Anladın mı? Çok özel. Çok müthiş bir şey. Evet. Ahiretini kaybediyor. Şimdi bizde de söyleyecek sözü olup da söyleyen adam da dünyalıklarını kaybediyor. Öyle değil mi? O yüzden söylemiyorlar yani. Bütün dünyalarını kaybediyor. O hal var mı? Var. O halde malına mülküne ya sen geçerken feşmekan teröristle yahut feşmekan adamla ki o adam terörün bilmem neresinden dolayı şurada tutuklandı tutuklanabilir. Onunla bir çay içmişsin. Aha da fotoğraf sana. Dedi. Seni o kapsama alır, bütün malına mülküne el koyabiliyor. Bugün yaptıkları var. Bir tweet atıyorsun mesela, seni terör kapsamına alıyor o halde, malına mülküne el koyar. Yani adam dünyalığını, 100 senelik dünyalığını birden kaybediyor kardeşim ya. Doğru. Böyle bir şey olabilir mi? Doğru, ha. Doğru. Şimdi bağışla, buradan bir şeye geleyim. Sistem Amerika. Evet. Amerikalıların şurada bir anayasası var, bunu da bir göstereyim ben. Neydi senin güzel adını söyle ya. Çağdaş. Çağdaş bu tarafa mı geçti? Evet. Evet. Tamam siz gösterin. Her dakika değiştiriyor. Göründü mü yeteri? Göründü. Peki. Şimdi bu Amerikan anayasası her anayasanın bir müellifi olur sahibi. Tamam. En kötü anayasa ne diyoruz? Biz 1982 değil mi? Doğru. Halbuki Profesör Orhan Aldıkaç diye bir adam var mı? Kaç ay çalıştı? Evet kaç sene çalıştı? Bir buçuk sene çalıştılar. Ama... Bütün dünyaya da Türkiye'ye de Profesör Orhan Aldıkaçlı ve yanındaki bir heyet anlattılar. Her maddeyi anlattılar. Sempozyumlarla anlattılar, panellerle anlattılar, toplantılarla anlattılar. Neyi bu? Darbe ya, ihtilal ikliminde bunu yaptılar. İstese hiçbir şey de anlatmaz. Hiçbir şey anlatmaz. İhtilal ikliminde yaptılar. Deminki şeye geleyim. Bu AK Parti 2007 yılında
2007 seçiminin hemen önünde 2007 yılında bir anayasa hazırlandı değil mi? Profesör Özbudur. Evet. Ergün Özbudur. Ergün Özbudur. 5 tane profesör daha var Ergün Özbudur'un hazırladığı anayasada yazılı. Profesör Ergün Özbudur, koordinatör ve filan 5 tane profesör ismi daha var. Yani neredeler bunlar? Bunlar AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan Bey'in başbakanken sipariş ettiği anayasayı hazırladı, verdi, takdim ettiler. Sipariş ettiği anayasayı hazırlayan insanlar. Bir tanesinden bir ses, bir soluk var mı? Garip değil mi? Şimdi demek ki bir müellifi lazım. Bu anayasanın müellifi kim şunun? Yok. Müellifi belli değil. Utanıyorlar ya, değil mi? Bir hukukçu. Mahcup. Evet, bunu ben niye öyle karanlık dehlizlerde hazırlanmış herhalde falan diyorum yani. Bunu hazırlayan, ben hazırladım, hazırlayanların başlarındayım, içindeyim demeye bile utanıyorlar. Niye utandıklarını söyleyeyim. Yıl 1962 galiba. Pakistan'da çok tartışıldı da onun için şimdi tabii ki utanacaklar söylemeye. Evet, tartışılmış bir anayasadır. Tartışılmış. Bir de bir anayasanın bir iftiharı olur ya filan bir bu anayasayı, bu anayasanın şu maddesi yahut şu esprisi, mahiyeti bizim iftihar vesilemizdir der. Bu Amerikan anayasasını niye gösterdim? O şunun çünkü için. Diyor ki özgürlükten burada bir iki bir şey var. Diyor ki the blessings of liberty. Bu şu demek. Liberty özgürlük. Blessings nimet. Evet. Özgürlüklerin nimeti. Özgürlüklerin nimetlerinden bizden sonraki kuşakların da azami derecede istifade edebilmesi amacıyla biz bu anayasayı hazırlıyoruz diyor. Yani demek ki anayasanın iftiharı neymiş Amerikan anayasası? Özgürlüklerin sonsuz yararlanmak. Özgürlüklerin nimetlerinden sonsuz istifade edebilmek için. Hem kendileri hem de kendileri yetmiyor. Yani ourselves to ourselves and our posterity. Hem biz hem bizden sonra gelecek olan kuşaklar özgürlüklerin nimetlerinden azami derecede istifade edebilmek amacıyla bu anayasa. Kardeşim işte böyle bir şey var mı? Bunun her tarafı kayıt, kuyut, bilmem ne, öyle değil mi? Bunu yapma, bunu etme, bunu etme, bunu etme yani bilen hepsi reis-i cumhur. Reis-i cumhurdan başka bir şey yok ki yani bu anayasada. Dünya demek yani dünyaya bakılacaksa böyle peki, bakılacak. Program boyunca İlhan Bey'in söylediği pek çok güzel cümle oldu. Bunları, hüküm cümleleri oldu. Bunları görüyorum ki sosyal medyada almışsınız. Bizim arkadaşlarımız da burada Halk TV'nin rejisindeki arkadaşlarımız Nermin ondan sonra diğer arkadaşlarımız onları aldılar. Güzel caps yaptılar. Program devam ederken şimdi yandan onları akıtacağız. Erol Bey'le başlayalım. İlhan Bey'e demin ekonomiyle başladığı için. Ekonomist, bir kere ekonominin böyle bir sıkıntılı bir yanı var. İkincisi çok önemli başka bir şey var. Bakın bu hem korku üzerinden de biraz yürüyelim. Türkiye'de önemli bir bilimsel toplantı düzenleniyormuş. Avrupa Bilişsel Davranış Terapileri Derneği. 47.si Türkiye'de yapılacakmış. Bunun başında da bizde 1946 doğumlu Mehmet Sungur diye. Çok önemli bir psikiyatrist. Evet. Bir BFM. Bizim Bağdat çatısındadır. Tamam. Yani tanınmış birisi. Sen ona muayene oluyorsun. Yok değilim de biliyorum ben. Efendim, bilinen bir isimmiş sektörde. Bakın, Türkiye'de düzenlenecekken bütün bu bilim insanları şuna karar vermişler. Türkiye'de bir, can güvenliği yok. İki, daha önemlisi aynen İngilizceden Türkçe'ye çevirisi aynen şu. Çünkü İngilizce metnini biliyorsun içeride de gönderdiler tabii. Okudum ya. Aynen şu, Türkiye'de politik problemler var. Aynen cümle bu. Sıkıntılar var. Dolayısıyla Türkiye'de biz bunu yapmayacağız. Peki nerede yapacağız? Slovenya'da yapacağız. Düşünebiliyor musunuz? Slovenya Türkiye'ye tercih edilmiştir. 1,5-2 milyon falan. Aynen. Türkiye'de mukayese bile edemezsiniz. Böyle bir şey olamaz. Yani Slovenya'nın nüfusu bizim Tanzimat Sokağı'nın nüfusu kadar. Evet, tabii. Bakın efendim. Evet. Şimdi bütün bunları topladığımızda hem ekonomik durum hem bu siyasal durumu İkisini bir arada değerlendirdiğimiz zaman şimdi ortaya sizin açınızdan açıklanması gereken bir Türkiye fotoğrafı çıktı. Yani kısacası biz bu anayasa değişikliği üzerine falan konuşuyoruz ama unutmayalım ki yurt dışı da çok sıkı izliyor ve aynen şunu diyor, Türkiye'de politik arenada problem var. Tabii. Gördükleri o ve maalesef can güvenliği yok diyerek böyle bir toplantı bile Türkiye'nin elinden alınmış durumda.
Demin anlattığım evet. örnekten de yola çıktığınızda İlhan Bey ekonomideki durumu işte söyledim. Ne olup ne bitiyor. Böyle bir toplam ele aldığımızda üstelik de birileri demin çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki kimler korkmaz? Ruh hastaları yani akıl tabii, sağlığı yerinde olmayanlar. Şey yapıyoruz o cümleyi tamam. ekrana da çocuklar getirmeye ha. başladılar. Evet tamam. Korku şimdi, insani bir duygudur sadece deliler korkmaz. Tamam. İlhan Bey. Tamam. akıl yani Aha. ruh hastaları kabul. Ona bir şey daha eklemek gerekiyor galiba. Evet insanlar korku insani bir şeydir ama korkaklık göstermek alçaklıktır. Bunu niye söyledim? Hukuk fakültelerinden hiç ses çıkmıyor dedi ya. Evet. Çünkü korkaklık göstermek kurumsal bir meseledir. Bu bağışlanmaz işte. Son zamanlarda Osmanlı ailesinden olduğunu iddia eden genç bir hanımefendi çıktı. İşte aynen söylendiği tapumu şekliyle. Verin, değil mi? Tapumu verin. Bir kez tapunun ne olduğunu bilmiyor. Abdülhamit dedesinin doğum tarihiyle Napolyon'un ölüm tarihinin arasındaki 20 yılın bile farkında değil. Napolyon dedesi için güya demiş ki 2. Abdülhamit için benden sonra dünyanın en zengin adamı bir Allah'ın kulu. Ve kız çocuğu hani sen kitap okumuyorsun anladım ben o kitapsız tayfadan olduğunu anladım da internet diye bir şey var oraya gir. Doğum tarihlerine bir bak Napolyon böyle bir şey söyleyebilir mi? Mezardan kalkıp söyler. İlhan Bey ona bir şey i̇şte söyler misiniz? Bütün bunların hepsi gelip bir araya toplandığında bakın ortaya işte tam da bu çıkıyor. Yani kısacası söylerim de bana çok ayıp olur. Yani. Evet. 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 Şeyin, İlhan Bey'in, evet. İlhan Bey'in yerine İlhan evet. Bey'in yerine ben söyleyeyim. Hı-hı. Müsaadesiyle. Efendim bakın şimdi. Dedesi dediği 2. Sultan Abdülhamit'in de ne olduğunu bilmiyor bu kız çocuğu. Bak onu da bilmiyor bu kız çocuğu. Dedesi olmasaydı eğer Mustafa Kemal Paşa'nın olamayacağının farkında değil. Fevzi Çakmakların, İsmet İnönü'lerin, Kazım Karabekirlerin, Rauf Orbayların niye? Çünkü onu modernize ettiği laik müfredatlarla yetişen bir kuşak, bir nesil geldi bütün bunları, bütün bu devrimi yaptı. Bu altyapı buradan hazırlandı, geldi. Onların farkında değiller bir. İmparatorluktan cumhuriyete niye evrildi, ne oldu bunun bile farkında değil. Eğer bu cumhuriyet evet. olmamış olsa o kız çocuğu burada mı olacaktı? Onların bile farkında. Şimdi bir bu piyasa şöyle bir şeydir. O kız çocuğu alınmasın söyleyeceğim cümleden de. Bu piyasa şöyle bir şeydir. Bir meczupu alır, bir meczupu alır. Onu sokaklarda tef eşliğinde dolaştırırlar. Geçmişte çingeneler vardı, ayılar vardı. Onları tef eşliğinde dolaştırırdı. 3-5 kuruş para toplarlardı. Burunlarına halka takarlardı. Bu piyasa şimdi böyle bir şeydir. Birisini mutlaka bulurlar. Yazık günah. Yazık günah. Onun üzerine artık söylenecek ne kalıyor? Sonuçta kendi dedesine de, büyük babasına da, dedelerine de bir devleti yaratmış olan bir sülaleye de hak etmediği şekilde, hak etmediği şekilde saldırıların maalesef ne yazık ki önünü açıyor. Ama şunu şöyle noktalayayım. İlhan Bey'in zarafeti üzerine ben de edep ederek şöyle noktalayayım efendim onu. Dedesi bir monarktı. Aile monark, orada bir monarşi. Cumhuriyetin fazileti ise şudur. Cumhuriyette her vatandaş bir padişahtır. O kız çocuğu onu fark etmiyor. Bugün sevgili Gülse Birsel de benzer bir yazı yazmış. Bugün herkes de o yazıyı paylaşıyor. Ne güzel. Kalemine sağlık. 80 milyondur şu anda. Tapu 80 milyonundur evet. diyor. Evet aynen. Öyle bir cevap. Tamam yani Gülse Birsel evet. de ve Türk kadınları da o zaman hepsi birer sultandır. Prenses denmez biliyorsunuz sultan. Doğru söylüyor. Doğru. Bu da böyle bir şeydir. Evet. Peki İlhan Bey şimdi ekonomi. Programın bu bölümünde ekonomiyi konuşalım. Bu arada gerçekten hani İlhan Bey'e bulmuşken her konuda sormak istiyoruz. Erol abiye de çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ya İlhan hakkında, Bey'e bırakacağız. evet. Söz hakkında Erol bunu, Bey. Bunun şey, İlhan Bey'e verdiği için. Hiç şimdi İlhan Bey yok. Ekonomiyi siz aylardır, haftalardır, ne haftaları ne ayları yıllardır anlatıyorsunuz. İyi gitmiyor, iyi gitmiyor diyorsunuz. Evet. Ama şimdi herhalde deniz bitti. Birazcık öyle. Evet. Ne yazık ki öyle. Çünkü artık sizin söylemenize de fazla gerek kalmadı. Görüyoruz. Görüyoruz. Sonuçlarını görüyoruz. Hissetmeye başladık. Koca koca firmalar artık kepenk indiriyorlar. Kepenk indireceklerini söylüyorlar. Ama öyle bir ülkedeyiz ki ekonomik kriz lafı bile gazetelerde yer almıyor. O laf bile yasaklanmış adeta. Söylenmiyor, konuşulmuyor. Bankalara krediler verilmesi neredeyse cebren isteniyor. Ve bankaların kredisiyle
piyasa birazcık daha canlı tutulmaya çalışılıyor. Son durum nedir? Bu Fitch'in ve Standard & Poor's'un açıklamalarından sonra, not kırımlarından sonra bu nasıl yansır? Siz hep söylediniz ama geldik herhalde sonuna. Değil mi? Evet, yani biz şimdi bu ekonomi bürokrasinin başlarından gelen arkadaşlar ekonomiyle ilgili olumsuzlukları filan söylemek mecburiyetinde kaldığımız zaman bile demin Erol Bey'in de hoş bir ifadeyle dediği gibi böyle bir edep ederiz. Tam olduğu gibi söylemeyiz. Yani ne olduğunu filan hissettirmeye çalışırız ama tam da adını koymayız. Yani. Şimdi ben de şimdiye kadar öyle ettim. Benim hem yapıma uygun bu hem aldığımız işte ekonomi bürokrasisindeki işlere filan uygun. Yani krize kriz demeyiz mesela. Yani aman batıyorsun, battın, batıyorsun filan demeyiz de anlayan anlasın filan demeye getiririz. Ben de yaklaşık bundan bir ay önce Ahmet Hakan Bey'le CNN'de öyle bir bütçe konuşmasından sonra programımız oldu. Ahmet Hakan Bey de adını illa da koydurmak istedi bana. Ben laftan hep kaçtım yani. Yok kardeşim yani söylemeyiz işte. Ben bunu anlatıyorum. Bu bir 2-3 dakika mücadele oldu. Bir 2-3 dakika mücadele oldu. Şimdi son senin biraz önce söylediğin reyting kuruluşları ve bugün ne? Pazar. Dün cumartesi, cuma. Cuma günü akşam saat 5'te IMF'de Türkiye ile ilgili bir raporunu koydu şeye. Kendi sitesine. Yani bir günün, bir buçuk gün oluyor IMF'nin şeyine de sitesine. Bunları birleştirdiğimiz zaman ben de kendimden şimdi otosansürü, o kendimizdeki otosansürü yine belli bir kıvamda olmak üzere kaldırmak istiyorum yani. Bu işin sonu iyi değil. Şimdi bu bazen işte kıştan mesela İstanbul'da neredeyse bahara geçiyoruz. Belli günler olacak, havalar tekrar soğuyacak, kar yağacak, biraz soğuk olacak. Ama ucu bahardır yani. Ekonominin ucu bahar görünmüyor. Ne görünüyor o zaman? Şimdiki kıştan sonra daha büyük bir kış geliyor. Biz buna Sivas'ta kara kış diyoruz. Önümüzde kara kış var. Şimdi bunu bir kere yani bunu yine muhalefet gayretiyle devlet yöneticilerimize hitaben ben bunu söylemek istiyorum. Yani vatandaşlarımızdan da ziyade vatandaşlar elbette kendileri hissediyorlar. Kendi programlarını kendileri yapıyorlar. Kendi tedbirlerini kendileri alıyor insanlar içinde yaşıyorlar. Ama asıl devlet yöneticileri için söylüyorum ben. Bu devlet yöneticileri 1930'larda buydu, bilmem 40'larda buydu, bilmem ister politik arenada, ister ekonomiyle ilgili olmak üzere. Şimdi galiba o tür afişler filan da hazırlıyorlarmış. Filanın zamanında hastanelerde insanlar ölüyordu. Feşmekanın zamanında ekmek karneyle alınıyordu filan gibi. Buradan bir laf söyleyeyim, hoş bir laf, bir hüküm cümlesi. Sizin arkadaşlar yine onu değerlendirirler. Sonra da ekonominin parametrelerine gireyim. Bir, dünü ile hiçbir hangi devlet ki dünü ile bugününü dövüştürür, bu geleceğini inşa edemez. Yani bir devletin dünü ile bugününü dövüştürürseniz geleceğinizi atlamış olursunuz, geleceğinizi inşa edemezsiniz. O yüzden bir kere bu dünü ile bugününü filan dövüştürmekten vazgeçilmesi lazım. İki, hafife alınmaması lazım. Yani hafife alınmamak ne demek? Sayın Başbakanımız mesela bu anayasanın bile gerekçelerinden birisi olmak üzere ekonomik büyüme elde edeceğiz dedi, değil mi? Ekonomik büyüme daha iyi olacak dedi. Ellerinde bir kuruşluk bilime uygun bir araştırma var mı bu arkadaşların? Hayır, yoktur. Halbuki dünyanın elinde var buna benzeyen şeyler, çalışmalar yani. Bir tanesi 2 Kasım, bundan bir evvelki yılın adı 2016. 2 Kasım 2016 yılında Bodrum'da Türkiye Ekonomi Kurumu var. Türkiye Ekonomi Kurumu'nun başında Profesör Ercan Uygur diye bizim de tanıdığımız arkadaşımız da olan bir arkadaşımız var. Bunlar bir sempozyum, bir panel topladılar. Buraya Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun, bizim Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun. Şimdi York Üniversitesi'nde, İngiltere'de York Üniversitesi'nde, küçük bir şehirdir, küçük bir üniversitedir ama kıymetli bir üniversitedir tabii. Orada profesörlük yapan Profesör Gülçin Özkan var. Bir İngiliz profesörüyle beraber bir müthiş bir şey de bulundular. Taksim'de ben o zaman yurt dışındaydım. Avrupa Konseyi'ndeydim. Ama bunu Mehmet Yılmaz Hürriyet gazetesinde, Ege Cansen Bey de Sözcü gazetesinde yazdılar. Yani bunu. Ama hükümet tarafından tek bir kişinin buna bir kulak verdiğini, ilgi duyduğunu görmedim. O şu. Bu başkanlık sistemi ve
parlamenter sistemin ekonomik boyutları tartışılınca Türkiye'de bunlar nasıl akıl ettilerse, ellerinde de epey bir çalışma varmış, akıl etmişler. 119 tane ülke, yaklaşık yarısı başkanlık sistemi, yaklaşık yarısı parlamenter sistemle idare edilen 119 ülke 1950 ile 2015 yılları arasında 65 yıllık bir zaman diliminde epeyce denilebilecek bir ekonomik parametreyle mukayese ediyorlar. Sonuç. Sonuç bu, burada da sundukları sonuç şöyle. Sonuç, ekonomik büyüme en önemli faktör bu. Ekonomik büyüme bakımından parlamenter sistemle idare edilen ülkeler, başkanlık sistemiyle, Amerika dahil buna, başkanlık sistemiyle idare edilen ülkelerden yıllık ortalama 1 ila 1,5 puan daha iyi sonuç veriyor. Şimdi 1 ila 1,5 puanın nereden bilelim ne kadarlık bir ehemmiyeti olduğunu? Türkiye'nin bugünkü büyüme hızı 2 çıkacak. Oo. Son 5 yılın ortalaması 3. Yani neredeyse bugünkü büyüme hızının yarısı kadar bir fark var. 1 puan çok mühim bir puan. Biz milli gelir büyümelerinin bir başka önemi yarattığı istihdam dolayısıyladır. Yani iş yaratacak. Milli geliri büyüteceksiniz ki iş yaratasınız. Türkiye'de her yıl ortalama 500 bin insan, yeni genç insan iş piyasasına giriyor, iş arıyor. Bunu ortalama mas edebilmek için, dengeleyebilmek için ortalama %6 ile 7'lik bir büyüme hızı elde edebilir olmak lazım. Çünkü bizde milli gelir bir puan büyüdüğünde sektörlerine bağlı olmak üzere değişir ama 50 ila 80 bin kişilik bir istihdam yaratır. Milli gelir bir puan büyüdü, ortalama 70 bin insanı işe alırsınız. Hı hı. 7 puan büyüdü, 7 kere 7, 49, 500 bin insana iş yaratılır. 3 puan büyürse 200 bin insan. Ama 3 puan büyüdü, 200 bin insan yarattığınız zaman her sene işsizliğiniz genç işsizler olmak üzere 300 bin kişi artmış olur. Hı. O yüzden ekonomik büyüme çok lazım bir şeydir. Ve bu araştırma diyor ki, ekonomik büyüme bakımından başkanlık sistemi çok daha geridedir. Hı hı. İki, enflasyon. Enflasyon da ekonominin önemli parametrelerinden biri. Hepimizin günlük hayatında. Yani bugün bardağı aldık 100 kuruşa, yarın 110 kuruşa almayalım. Hı hı. Değil mi? Daha makul bir şey de alalım. Ekonomide de diyorlar ki enflasyonda %6 yıllık ortalama %6 daha fazla. Bu da çok büyük bir şey. Yani çok olumsuz anlamında. Öbür üçüncü bir temel faktör, milli gelir dağılımı, gelir adaleti, gelir dağılımı. Bu da çok önemli. Erol Bey'in öbür sohbetin başlarında verdiği gardrop ve bir doçent maaşı, değil mi? Bu işte bir anlamda bir gelir, milli gelir dağılımı, milli gelir adaleti filan anlamında yorumlanacak bir şey. Bu da %16 ile %20 daha kötü diyor başkanlık sistemi. Şimdi buradan Sayın Başbakan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza, bütün devlet yöneticilerimize söylemiş olalım. Ellerinde bir yaprak, tek bir yaprak bile, mesela Türkiye'de başkanlık sistemi olduğu zaman ekonomik büyümede ne tür bir fark elde edilir? Bir yapraklık bir şey vermeleri lazım, değil mi? Verir. Doğru. Yoktur. Şimdi o yüzden bir, ciddi, bilmiyorlar. Meseleyi bilmiyorlar. İki, sondan alayım. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, İşte bu düğün dernek turizmde 10 milyar dolar kaybettik biz bu sene. Yani turizm gelirimiz 30 küsur milyar dolar yıllık. Fakat o Rus uçağının vurulması ve ondan sonraki siyasi gelişmeler dolayısıyla orada da iftiharla Sayın Cumhurbaşkanı ben emri verdim diye çıktı. Bir öğretmenler toplantısında hatırlayın. Tabii. Ya, konuşmuştuk ben. Burada evet. Sayın Başbakan hayır önce ben emri verdim filan dedi. Sonra bütün tükürdüklerini yaladılar. Yalattılar daha doğrusu yani. Ama sonuçta şöyle bir şey oldu. Turizm geliri, öbür terör, anarşi onlar da dahil olmak üzere 1/3 kaybettik. 30 milyar dolarlık turizm gelirimiz 20'ye indi. 10 milyar dolar. Çok büyük bir para bu. 10 milyar dolar ne demek yani? Şimdi bir iki örnekle gösteririm ben. Bu da çok ciddi bir şey. Bunu neyle kapatacaklar? Sayın Cumhurbaşkanımızın aklına gelmiş ki bizim Almanya'daki vatandaşlarımız, yurt dışındaki insanlarımız senede 50 bin düğün yapar imişler. O zaman bu 50 bin düğünü gelsinler, Türkiye'de yapsınlar. Yani düğün derneği komşunu da al gel, bir de sadece kendin değil, komşunu da al gel, düğün derneği Türkiye'de yapalım, Türk ekonomisinin ihtiyacı olan dövizi buradan karşılayalım. Bu çok hafif bir yaklaşım. Yani sert mi oldu diye bazen de düşünüyorum şimdi benim bu kelimem ama, ya nasıl söyleyeyim, şimdi bunu neyle
mukayese edeyim, neyle anlatayım. Şimdi bir şey, başka bir şey göstermeyeceğim ama şu izin verirseniz bu tabloyu bir arkadaşımıza bir gösterelim. Çağdaş. Efendim sen yine bir güzel bir göster şimdi. Bunun başlığı İngilizce. Türkçe'ye çevirdiğim zaman altını çevirdim ama Türkçe'ye çevirdiğim zaman iyi laf bulamadım diye. The Capital Freeze Index diyor. Sermaye donma endeksi. Garip bir laf en yani. Makul şimdi söyleyeceğim. Oldu, evet. Sermaye donma endeksi. Tamam. Bunun altında diyor ki, bu 2013 tarihli bir tablo. Bunun altında diyor ki, eğer dünya, şimdi onun böyle demesinin de sebebi şu. Amerika 2009 krizi münasebetiyle, dünya krizi münasebetiyle dünyaya 4 trilyon dolar para enjekte etti. Ki böyle bir para yoksunluğu olmasın, ekonomiler canlansın, yeniden onu düzene koyalım. Şimdi yeteri kadar ekonomilerin canlandığı kanaatindeler. 2013 yılında o kanaate vardılar. Sonra bu 4 trilyon dolar dünyada kalırsa enflasyonu çok fazla azdıracak. O yüzden bunu geri doğru çekmeye başladılar. Başlayacaklarını da söylediler bütün dünyaya. Ki ülkeler, şirketler, firmalar, insanlar kendilerini ona göre organize etsinler. Yani sürpriz yok bu işte. Şimdi bu, o yüzden bunu da yaptılar. Şimdi o zaman bunu dünyanın akıl satan şirketleri var. Bu rating kuruluşları, kredi değerlendirme, kredi derecelendirme kuruluşlarına benzeyen kuruluşlardan bir tanesi de bunu yazdı, yaptı. Bu Economist Intelligence Unit'in bir çalışması. Böyle bir şey olduğunda bundan olumsuz olarak sana gösteriyorum ben. Ben tutayım, siz konuşun. Hayır. Böyle bir şey olduğunda bundan hangi ülkeler olumsuz olarak etkilenirler diye bir çalışma bu. İşte görüyorsunuz tabloyu sevgili izleyiciler. En üstte Türkiye var. Kırmızı olan. Kırmızı. Şu kırmızı açık arada. Açık ara. Mavilerin önünde. Yani sermaye akışı Türkiye'ye durursa en fazla etkilenecek ülke. Durursadan da ziyade azalırsa. Azalırsa. Yani 100 birim geliyordu, 90'a inerse, 80'e inerse filan, bu dünyada en kötü etkilenecek. En kırılgan ekonomi. En kırılgan. Peki. Şimdi bu. Akış nasıl şu anda? Sermaye akışı nasıl? Bir de bu rakamı söyleyeyim. Buyurun. 2017 yılında bizim bu istikamette döndürmemiz icap eden borç 200 milyar dolar. Yıllık. Yıllık. Yani daha doğrusu bir 30 milyar dolar civarında bir cari işlemler açığımız olacak. Kamu sektörünün 122 milyar dolarlık dış borcu var. Devletin, kamunun. Bunun bir yıla isabet eden bölümü, 2017'ye isabet eden bölümü döndürülmesi lazım. Ödenmesi veya döndürülmesi lazım. İşte 15 milyar dolar civarında. Etti 35. Hı hı. 30 artı 15, 45. Özel sektörümüzün 300 milyar dolar borcu var. Dış borcu. Özel sektörün şimdiki 300 milyar dolarlık dış borcu 2002 yılında krizin olduğu sene, en kötü senede 43 milyar dolardı. Üf. 43'ten tabii. Nerede? 7 katı. 7 katı. Evet. 300 milyar dolar. Bunun önemli bir bölümü kısa vadeli. Yani bir yıl ve bir yılın altındaki vadeler. Bunun döndürülmesi lazım. Yani ya yeni borç alacaksınız, yeni kredi alacaksın. O yeni krediyle eski borcunu kapatacaksın filan. Bunun adına döndürme diyoruz. Şimdi bu da 300 milyar dolar. Daha doğrusu bunun 125-130 milyar doları dönecek. Bu üçünü topladığın zaman Türkiye 200 milyar dolarını döndürmesi lazım. Bunu neyle döndürecek? Batı dünyasıyla döndürecek. Batı dünyası İlhan Kesici bir şey dediği zaman ona kulak vermiyor. Ülkeler, yöneticiler, fon yöneticileri. Sayın Cumhurbaşkanı dediği zaman da vermiyorlar. Ona olumsuzundan veriyorlar filvaki ama neye veriyor? Kendi dillerini bilen, kendi parametrelerini de konuşan, yani kendi anladığı rakamlarla konuşan, kendi anladığı notlarla konuşan şirketlere veriyor. Bunlar işte adına rating kuruluşları dediğimiz kuruluşlar. Bunlardan bir tanesi zamanından önce Standard & Poor's bizi değerlendirmesi gelmemişti henüz. Ön almak istedi belki de, yani kendi şeyleri itibariyle. Dedi ki Türkiye'nin notunu düşürüyorum. Neye? Yatırım yapılmaz seviyeye. Öbürü de Fitch de bir başka parametre itibariyle düşürdü. Bunlar bir de şimdiye kadar görmediğimiz bir şey daha yaptılar. 4 tane bankanın Türkiye'nin ilk defa en önemli 4 tane bankasının reytingini düşürdüler, derecesini. Yani bu bankalar aynı banka. Bankanın sağlamlığı aynı sağlamlık. Bankalarımızın gücü aynı güç. Ama Türkiye'nin reytingini düşürdüğü zaman
onunkini de haliyle düşürmüş oluyor. Yani Halk TV'nin kurum olarak şeyinin değerini düşündüğü tabii. zaman senin bir kabahatin olmamakla birlikte senin de yayının düşüyor. Şimdi iş bu kadar ciddi. Şeyde de bu reyting kuruluşları, IMF, o deminki söylediğim yine Çağdaş şuna bir bak sen. Bu IMF 1,5 gün önce yayınladığı şey bu. Evet, rapor. Bu rapor kendi şeyine de koydu. Sitesine koydu. İnternet sitesine de koydu. Bunu da press release'ini yaptılar. Raporun tamamı daha arkadan geliyor. Basın açıklamasını yaptılar. Diyor ki şimdi burada Türkiye ile ilgili büyüme hızı 2016 için 2016 için büyüme hızı orijinal olarak 4,5'tu. %4,5. Bunu aşağı çektiler. Ben mesela kendi bir ay önce 1 Aralık itibariyle bütçe konuşması dolayısıyla yaptığım çalışmada 3.2'ye yapmıştım. Göre söylemiştiniz. 1 Aralık'ta. Ona göre. Evet, gösterdik. Bugün revize etmek zorundasınız değil mi? IMF revize etti 2.7'ye bir ay sonra. Şimdi benim revizyonum 2.6. Of. Sebebi 3. çeyrek, 3. 3 aylık. Eksi 1.8 çıktı. İlk 3 ayın toplamı 2.2 çıktı. 4. çeyrekte mutlaka eksi çıkacak. Böyle olunca da 2'nin altına inecek. Dünya Bankası'nın 2 gün önce açıkladığının bile altına inmiş olacak büyüme. Burada diyor ki niye ben bunu yapıyorum? Yani bu olum şeyleri. Politik belirsizlik var. İşte o demin söylediğimiz bütün dünyanın yetkilerini filan bir kişiye veren bir sisteme doğru gidiyor Türkiye. 2 işte bu kurdaki haller dolayısıyla şirket karlılığı, şirketlerin verimlilikleri ve karlılıkları çok düştü, çok zayıfladı. Kredi girişi, Türkiye'ye kredi girişleri azalmaya başladı. Evet. Demin söylediğimiz bu iş. Turizm gelirlerinde hızlı bir düşüş var. Şimdi bunu o zaman böyle olunca bu işi çok ciddiye almak lazım. Bu şununla olmaz. 1. Gelin düğünlerimizi Türkiye'de yapalım, komşularınızla alın gelin. Ferdi Tayfur'un değil mi? Hoş bir türküsü vardı. Köyümüze dönelim. Nasıldı o? Hadi gel köyümüze geri dönelim. Hadi Fadime'nin düğününde halay çekelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Tam benziyor yani. Belki de Sayın Cumhurbaşkanı ondan esinlendi. Yani o türküden de esinlendi. Bununla olmaz. 2. Böyle televizyonlarda göstere göstere 1 dolarlarımızı bozduruyoruz yastık altında. Peki. 10 dolarımız 5. Bununla olmaz. Çok ciddiye almak lazım. Yoksa Türkiye'nin önünde kara kış var. Bu kara kıştan Türkiye'yi yönetenler zarar görmeyebilirler ama 80 milyon insan zarar görmüş olacak. O yüzden şu söylediklerime mesela 1 kulak versinler. 2 ya gel bize biraz anlat desinler mesela yani. Peki. Çok teşekkür ederiz İlhan ben Bey. Sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık Erol Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. İlhan Bey gerçekten çok yararlandık. Çok yararlandık. Çok faydalı bilgiler. Çok enerjisi de bize geçti. Sağ olsun, var olsun. Tekrar programımızda ağırlamak istiyoruz kendilerini. Bizden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta tekrar ekranlarınızda olacağız. Sevgiyle kalın, umutla kalın sevgili izleyiciler. Hoşça kalın.